İsmail Yaşa, Riyad'dan yansıyanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'da Kral Selman bin Abdülaziz yapacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin Suriye konusu olması bekleniyordu. Beklendiği gibi oldu ve öğle yemeğinin ardından gerçekleşen baş başa görüşme sonrası Suriye'de muhalefete verilen desteğin sonuç almayı hedefleyen biçimde artırılması gerektiği konusunda İki liderin uzlaşmaya vardı haberi geldi. Bu hiç şüphesiz Suriye halkını ve dostlarını sevindirecek, Beşer Esed ve Baas rejimi gitmeli diyen Türkiye'nin elini güçlendirecek bir haber. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut şartlarda ortak çıkarlar ve ittifak edilen konular üzerinde onarılacağı. Şimdilik Mısır konusundaki görüş ayrılıklarının ilişkileri etkilememe düzeyinde tutulacağını söyleyebiliriz. Kral Abdullah'ın son döneminde Suudi Arabistan'ı birçok yerde adeta kendi ayağına kurşun sıkmış ve Yemen'de olduğu gibi takip edilen yanlış politikalar İran'ın işine yaramıştı. Riyad şimdilerde o yanlış politikaların açtığı yaraları sarmaya çalışıyor ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. İlk hedef Körfez İşbirliği Konsey üyesi ülkeler arasında birlik sağlamak. Örneğin Katar'da yaşanan yerginliğin sona erdirilmesi bu yönde atılan bir adımdı. Körfez'de birliğin sağlanması halinde a bir rolündeki Suudi Arabistan'ın diğer konularda daha güçlü bir duruş sergileyebileceğini söylemek kehanet olmaz. Ankara ve Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden onarılması sürecinde Mısır konusu dışarıda tutulsa da ilişkilerin düzelmesinin mutlaka Kahire üzerinde yansımaları olacaktır. Kısa süre öncesine kadar Birleşik Arap Emirlikleri Mısır-Suudi Arabistan ekseninde Türkiye karşıtı güçlü bir cephe vardı ve birçok yer de Türkiye'nin çıkarlarını hedef alıyordu. Erdoğan'ın Riyad ziyareti işte bu eksenin kırıldığı anlamına geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Suudi Arabistan'ı eskisi gibi Türkiye'ye karşı kalkan olarak kullanamayacak olması Kahire'de ve Abu Dhabi'de kaygıya yol açtı. Böyle durumlarda rahatsızlıklar genelde resmi açıklama yerine rejime yakın isimler aracılığıyla dışa vurulur. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine yakın isimlerden siyaset bilimci Profesör Abdulhalik Abdullah, Erdoğan Kral Selman görüşmesinin ardından Twitter hesabında ziyaretle ilgili şöyle yazdı. Erdoğan havaalanında kral tarafından karşılanan 13. ziyaretçi. Bugün Kral Selman bin Abdülaziz'in Riyad'daki sarayında öğle yemeğindeydi. İhvanın ilahı Erdoğan'a mübarek olsun. Birleşik Arap Emirliği'ndeki profesörün Erdoğan'ı İhvan'ın ilahı diye nitelendirmesi hiç şüphesiz yaşadığı şoku yansıtıyor. Mısırlılarsa Suudi Arabistan'ı ve tahtını biz koruduk havasında. Ayrıca Abdülfettah El Sisi Husilerle bağlantı kurarak Riyad'a örtülü olarak şantaj yapma arayışında. El Sisi Riyad'a giderken Kahire'de Husilerden bir heyeti ağırlıyordu. Husilerin liderlerinden Dayfullah El Şami heyetin Kahire'de Yemen ve Mısır arasında işbirliği yollarını görüşecek düşeceğini açıkladı. Suudilerin Riyad ziyareti sırasında El Sisi'ye Mısır ekonomisini düzelmesi için yapılan para yardımlarının akıbetini sordukları söyleniyor. Körfez'den yeterli pirinç gelmezse El Sisi daha da hırçınlaşacaktır. İsmail Yaşa, Diriliş Postası